Merhaba arkadaşlar, bugün çok güzel bir gözleme tarifiyle sizlerle beraberim. Tarifimize geçmeden önce bana destek olmak için kanalıma abone olup beğenirseniz çok mutlu olurum. Hadi hep beraber tarifimize geçelim. Yaklaşık 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağımızı tenceremize alıyoruz. İç dolgusunu hazırlıyoruz şimdi. Üzerine 1 adet küçük doğramış olduğumuz soğanımızı, soğanlar hafif kızarmaya başlayınca da salçamızı ekliyoruz. Ben patatesli gözleme yaptım. Siz isterseniz peynirli, otlu, damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Hangisini yapmak istiyorsanız. Daha öncesinde haşlamış olduğum ve püre haline getirmiş olduğum patateslerimi soğan ve salça karışımımın üzerine ekliyorum. Güzelce karıştırıyorum. Üzerine damak zevkinize göre siz baharatlarını ekleyebilirsiniz. Ben tuz, kimyon, kişniş, karabiber, kırmızı pul biber kullandım. Hamurunda ise 4 su bardağı kadar un, 1,5 tatlı kaşığı kadar da tuz kullanıyoruz. Soğuk suyla yoğuruyoruz. Sıcak suyla yoğurursak hamurumuz kendini bırakıyor. Yumuşak bir hamur istemiyoruz çünkü. Görmüş olduğunuz gibi sert bir hamur olacak. Hamurumu güzelce tezgahımda yoğuruyorum. Tavada pişireceğim için bezelerimi küçük küçük alıyorum. Eğer sizin varsa imkanınız saçta falan pişirecekseniz daha büyük alabilirsiniz bezelerinizi. Ben 4 su bardağı un kullandığımda 7 tane beze oldu. Bezelerimi bir 5 dakika kadar dinlendirdikten sonra açma işlemine geçiyorum. Videoda görüldüğü gibi oklava yardımıyla inceltiyorum bezelerimi. Yeteri inceliğe geldiğini hissettiğimizde iç dolgusunu koyup kaşık yardımıyla tek bir kenarını olacak şekilde yayıyorum. Her tarafına eşit yaymaya çalışıyorum. Daha sonrasında yarım ay şeklinde katlıyorum. Kenarlarına iyice bastırıyorum. Kenarları daha düz görünmesi için bir bıçak yardımıyla kesiyorum. Daha sonrasında pişirme işlemine geçiyoruz. Kesinlikle harlı ateşte pişirmiyoruz. Yanar, ağır pişmesi gerekiyor gözlemenin. Her iki tarafında videoda görüldüğü gibi pişiriyoruz. İki tarafı da pişen gözlemelerimin üzerine bir çatal yardımıyla tereyağını sürüyorum. Gözlemelerimiz hazır. Deneyecek olanlara kolay gelsin. Afiyet olsun.